Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türk Dili 1 dersimizin ikinci ünitesi olan Türk Dili'nin gelişimi ve tarihsel dönemlerini ele alacağız, adlı ünitemizi ele alacağız. Bu dersimiz kapsamında, bu dersimizin sonunda sizlerin yaşayan diller arasında Türkçenin yerini ve yaşını açıklayabilecek, tarihsel evrelerini sıralayabilecek, tarihsel süreç içerisinde kullanılan alfabeleri tanıyabilecek, Türkiye Türkçesini değerlendirebilecek ve Cumhuriyet döneminde Türkçe ile ilgili yapılan çalışmaları neler olduğunu değerlendirebilecek bilgi ve beceriler kazanacağınızı umuyoruz. Bu doğrultuda ünitemizin içeriği, Türkçenin yaşı, Türkçenin tarihi dönemleri, Türkçenin yazımında kullanılan alfabeler, Türkiye Türkçesi, Türk dili çalışmaları, yazı devrimi, Atatürk ve Türk Dili ana başlıkları altında toplanmakta. Hemen vakit kaybetmeden Türkçenin yaşı ile başlayalım. Hatırlayacaksınız geçen haftaki dersimizde dil ve dil türlerini ele almıştık. Dil ve dil türlerini ele alırken biz Türkçenin hangi kolda ilerlediğini kısaca giriş yapmıştık. Bugün de tarihsel sürecini ele alalım istedik. Türkçenin yaşı dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar, tarihsel süreçte yazılı belgelere baktığımız zaman pek çok bilim adamının kabul ettiği bir görüş, Türkçenin yaşının kanıtlanmış bir şekilde bugünden en az 8500 yıl geriye gittiği şeklindedir. Tabii bu süre bugün yeryüzünde yaşayan diller bağlamında değerlendirdiğimizde en eski, en yaşlı dillerden biri olduğunu gösterir. Bu da tarihsel derinlik bağlamında Türkçeyi güçlü bir dil kılmaktadır. İlk yazılı izlerine baktığımızda Sümerlerden kalan tabletlerde Türkçe sözcükler, tabletlerde Türkçe sözcükler ile ortaklıklar olduğunu görüyoruz. Bu da milattan önce 4000'li yıllarda sahneye çıkan ve insanlığa yazıyı armağan eden Sümerler ile Türkler arasında bir etkileşim olduğunu da göstermekte. Çünkü Türkçe sözcükler oldukça fazla. Bunun yanı sıra yine yaşıyla ilgili söyleyebileceğimiz bir şey, çok konuşma dili olarak. Tabii ki geçen hafta hatırlayacaksınız, dilleri bilimsel bakımdan özelliklerini incelerken demiştik ki dilin temeli sestir. Dolayısıyla sözlü dil yazılı dilden daha önce oluşmuştur. Ki alfabelerde Göktürk alfabelerine geldiğimizde bunu daha net bir şekilde göreceğiz. Çünkü çok işlek, çok kurallı bir alfabe ile karşılaşacağız Göktürk alfabelerinde. Dolayısıyla konuşma dili olarak daha eskilere gittiğini ifade edebiliriz. Ama yazılı belge bağlamında bugünkü bilgilerimize göre elde edilen veriler ışığında Türkçenin ilk yazılı belgesi milattan sonra 687-692 yıllarına tarihlenen Çöğür yazıtını görüyoruz. Bu da hangi döneme denk gelmekte? Bu da Göktürkler dönemine denk gelmekte. Bu yazıttan 1200 yıl öncesine giden Esik kurganlarından çıkan bir tas üzerinde de Köktürk yazısına çok benzeyen 26 karakter tespit edilmiş. Ancak bu çözülememiştir. Tabii ki bu yazı çözüldüğünde belki de Türk yazı dilinin tarihi daha eskilere, Türk yazı dilinin tarihini daha eskilerden, milattan önce 5. 6. yüzyıllardan başlatılacağı da ifade edilmekte bu konuyla ilgili çalışan uzmanlar tarafından. Türkçenin yaşı ile ilgili şöyle bir karşılaştırma yaptığımızda, bakın Japonca'nın eldeki belgeler ışığında, Japonca'nın, İngilizce'nin, Fransızca'nın, İtalyanca'nın, Macarca ile yapılan karşılaştırmalarda en eski belgeler bağlamında Türkçenin 687-692 Çöğür yazıtlarına dayandığı görülmekte. Gelelim tarihsel dönemlerine. Biz tarihsel dönemleri ele alırken yazıyla izlenebilen dönemleri ele aldık kitabımızda. Yazıyla izlenebilen dönemler içerisinde
En az belge Hun dönemine ait. Daha sonraki dönemlerde alfabeyi de görüyoruz. Alfabeleri de zaten bu ünitemiz kapsamında ele alacağım. Hun dönemi büyük bir imparatorluk olan Hun devletinin içerisindeki pek çok halk bulunmakta ve pek çok dil konuşulmakta. Ancak devletin kurucuları ve hakim unsuru Türklerdi. Ve Çin yazmalarında karşılaşılan kişi, yer, eşya adları Çince'nin ses sistemine göre değiştirilerek yazıldıkları için Hun diliyle ilgili tam bilgi vermemekte. Fakat Çin kaynaklarında karşılaşılan kelimelerin çoğu Türkçe ile açıklanmaktadır. Bu yönüyle yazılı olarak izleyebildiğimiz dönemi Hun döneminden başlatıyoruz. Tabii ki dil tarihçileri içerisinde farklılıklar olmakla beraber genel kabul görmüş olan biz kitabımızda bu çizelgeyle tarihsel dönemleri adlandırdık ve işledik. Yine Türkçenin tarihi dönemi bağlamında alfabenin de artık alfabeyle izleyebildiğimiz, doğrudan yazıyla izleyebildiğimiz milattan sonra 5 ve 10. yüzyılları kapsayan. Tabii bu rakamlar, bu tarihler çok keskin bir biçimde ayrılmamakla beraber arkadaşlar, genel özelliklerini yansıttığı dönemler olarak milattan sonra 5. 10. yüzyıllar arasında Köktürk ve Uygur dönemini görüyoruz. Bunun ikisini eski Türkçe dönemi olarak adlandırıyoruz. Köktürk dönemi, Köktürk Türkçesinin olduğu dönem, Türkçenin bilinen, bakın, ilk ve hacimli yazılı belgelerinin kaldığı dönemdir. Dolayısıyla ilk alfabenin de olduğu dönemdir. Bu yazılı belgeler, elimizdeki bu belirgin bir şekilde çözümlemesi yapılan yazılı belgeler, Kültigin, Bilge Tonyukuk ve Bilge Kağan adına dikilmiş olan yazıtlardır. O dönemden günümüze kalan bir belge, Türk Göktürk dönemine ait. Uygur dönemine baktığımızda Uygur dönemi ikinci dönemi, eski Türkçenin ikinci dönemini kapsamakta. Bu dönemde de anı taşları dikme yaygın. Fakat bu dönemde artık kağıtlara yazılmış edebi ürünler de görüyoruz Uygur döneminde. Ve bu dönem için Uygur döneminde Türkçenin Uygur eski Türkçe döneminin ikinci dönemi olan Uygur döneminde Köktürk döneminde tek Köktürkçe ile Köktürk alfabesiyle yazılmış eserler varken alfabe olarak Köktürk alfabesi kullanılmışken Uygur döneminde Köktürk alfabesini bırakıp çeşitli alfabelerin kullanıldığını görüyoruz. Tabii burada etkileşim, Manihizm, Budizm, Nastorilik, Brahmizm gibi din yoluyla farklı farklı etkileşimler alfabemizi de edebiyatımızı da etkilemiştir Uygur döneminde. Hemen örnek sorumuzla öğrendiklerimizi pekiştirelim. Eski Türkçe dönemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Evet, biraz önce anlattıklarımı göz önünde bulundurarak hangisini işaretlersiniz? A seçeneği bu dönem 10-15. yüzyılları kapsar. Ne demiştim, bu dönem kaçıncı yüzyılları kapsar demiştim? 5 ile 10. yüzyılı kapsar demiştim. Dönemin en ünlü sanatçısı Ahmet Yesevi'dir. Ahmet Yesevi'den bahsetmedim bu dönemde. Bu dönemde eski Türkçe döneminde neden bahsettim? Anıt taşlara yazılmış olan işte Orhun abidelerinden bahsettim. Muhakemetil Lugati'in bu dönemin eseridir. Böyle bir şey söylemedim. Köktürk ve Uygur Türkçesi bu dönemdedir. Bunu söyledim mi arkadaşlar biraz önce eski Türkçeyi anlatırken? Söyledim, değil mi? Evet. Biraz önce dedim ki eski Türkçe dönemi Köktürk ve Uygur Türkçesini kapsamaktadır. 5. 10. yüzyıllar arasında hüküm sürmüştür dedim. O halde eski Türkçe ile ilgili doğru seçenek D seçeneği. Karahanlı Türkçesi döneminin devamıdır dedim. Hayır, tam tersi, Karahanlı Türkçesi dönemi artık
bundan sonraki dönemde karşımıza çıkacak bir dönem. Üçüncü dönem yazıyla izleyebildiğimiz, yazılı belgelerle izleyebildiğimiz Orta Türkçe dönemi sevgili arkadaşlar. Orta Türkçe dönemi 10 ve 15. yüzyılları kapsamakta. Yine tarihi kaynaklar burada da 11. 14. 10. 15. ya da 14. gibi söylemleri var. Dediğim gibi çok çok net bir şekilde ayıramamakla birlikte geçiş dönemleri elbette ki var ama belirgin özelliklerini yansıttığı dönemler olarak 10 ve 15. yüzyıllarda Orta Türkçe dönemini görüyoruz. Bu dönemde de tıpkı eski Türkçe döneminde olduğu gibi iki dönemi göreceğiz. Karahanlı Türkçesi dönemi ve Harezm Türkçesi dönemi. Sevgili arkadaşlar, tarihsel sürece baktığımızda o dönemde tabii ki topluluklar yaşam savaşı içerisinde coğrafi şartların, işte dini nedenler, coğrafi nedenler, ekonomik nedenlerle farklı farklı coğrafyalarda yaşam mücadelesi veriyor. Tabii bu topluluklar hareket ederken nedir? Dillerini de götürüyorlar. Bir yere savaşlar nedeniyle, göçler nedeniyle yerleştikleri yerlerde dil özellikleri bulundukları toplumla etkileşime girerek farklılıklar da gösterebilmekte çeşitli nedenlerle. Ekonomik nedenler olur, coğrafi nedenler olur, din olur, savaş olur, göç olur. Bakın bir sürü neden var bu hareketlilikte. Karahanlı dönemi sevgili arkadaşlar artık Türklerin İslamiyet'i benimsediği 8. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş yayılmaya başladığı bir dönem ve 10. yüzyıla geldiğimizde Karahanlı Kağan'ı Abdülkerim Saatuk Buğrahan zamanında da toplu din değiştirmeler ile İslam dininin benimsendiği görülüyor. İslam dininin Türkler arasında benimsenmesi tabii ki dili etkilemekte. Nasıl etkilemekte? Hem din değişikliği var hem de dilin iç bünyesinde bazı değişiklikler var. Ve bu dönem artık eski Türkçe dönemini kapatıp Orta Türkçe dönemini başlatmakta. İslam dininin etkisiyle de Türkçe birazcık Arapçadan din yoluyla etkilenmeye başlamakta. Bu dönemde Karahanlı Türkçesi döneminde az ama çok Türk dili ve kültürü tarihi açısından önemli eserler kalmıştır. En önemli eserlerden bir tanesi Kutadkubilik adlı eserdir. Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır bu eser. Bir diğeri Divanı Lügat-ı Türk'tür. Bu da Araplara Türkçeyi öğretmek için yazılmış ansiklopedik bir sözlüktür. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Yine Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınmış. Karahanlı Türkçesi döneminden bildiğimiz önemli eserlerden bir tanesi. Yine Ahmet Yesevi'nin şiirlerinin toplanmasıyla oluşturulan Divan-ı Hikmet Karahanlı Türkçesi döneminde bilmemiz gereken eserler arkadaşlar. Evet, hemen örnek sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Türkçesi döneminden kalma bir eser değildir? Biraz önce söylediklerimi hatırlamanızı istiyorum. Kutadkubilik, Divan-ı Lügat-ı Türk, Muhakemetü'l-Lugateyn, Atabetü'l-Hakayık, Divan-ı Hikmet. Hangisi Karahanlı Türkçesi döneminden kalma bir eser değildir? Biraz önce söylediklerimi hatırlıyor musunuz? Hemen bakalım bir önceki slayta. Kutadkubilik, bakın A seçeneğindeydi. Divan-ı Lügat-ı Türk, Atabetü'l-Hakayık, Divan-ı Hikmet. Evet, bakalım cevaplar gelmiş mi? A seçeneği dediniz. Değildir diyorum. Değildir. Değildir. C seçeneği Muhakemetü'l-Lugateyn bu dönemden kalma, Karahanlı Türkçesi döneminden kalma bir eser değildir arkadaşlar. Evet.
Lütfen hani bunları hem kitabımızdan hem de e-kampüs sistemi üzerinde bulunan diğer öğrenme malzemelerinden bakarak öğrendiklerinizi hem pekiştirebilirsiniz hem farklı farklı kaynaklarla zenginleştirebilirsiniz. Evet, Orta Türkçe döneminin ikinci dönemi olarak ikinci dönemi olarak Harezm Türkçesini görüyoruz. Bu yazı dili Harezm Türkçesi edebi gelenek olarak eski Türk yazı diline bağlı olsa da içinde artık az önce söyledim ya çeşitli nedenlerle topluluklar sürekli hareket halinde. Türk toplulukları da sürekli hareket, Türkler sürekli hareket halinde ve çeşitli yerlere dağılmaktalar. Dolayısıyla diller de o dağıldıkları yerlere göre etkileşimsel olarak etkileşmekte ve değişiklikler olabilmekte. Evet, bu dönemde yani Harezm Türkçesi döneminde de tamam eski Türk yazı diline bağlı ama burada hem Oğuz hem Kıpçakça özelliklerini barındırmakta. Bakın iki yöne doğru gidecek artık. Harezm Türkçesinden günümüze çoğu dini ve edebi olmak üzere pek çok eser kalıyor. Bu dönemde Zemahşeri tarafından yazılan Mukaddimetül Edebi görüyoruz. Yine Muinül Mürit, Hüsrev-i Şirin en çok bilinen eserlerden bir tanesidir Hüsrev-i Şirin. Muhabbetname, Nehcül Feradis adlı eserler Harezm Türkçesi döneminden günümüze kalmış edebi eserlerdir. Hangi döneme ait? Harezm Türkçesi de Orta Türkçe dönemine aittir sevgili arkadaşlar. Şimdi 10 ile 15. yüzyıl arasında dedim ki Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi var. Ama bir yandan da dedim ki sürekli hareket halinde Türkler ve gittikleri yerlerin dilleriyle de etkileşerek Türkçe'de bir takım değişiklikler meydana gelmekte. Yani Türk yazı dilleri artık bir ağacın gövdesi gibi dallanıp budaklanmakta ama ilk haliyle kalmamakta elbette ki. İşte 13. yüzyıldan itibaren gelişen Türk yazı dillerine bakacak olursak, kuzeye doğru giden Türklerin etkileşimleri sonucu Kıpçak Türkçesini görüyoruz. Yönler bağlamında baktığımızda Doğu Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Batı Türkçesi, eski Oğuz Türkçesi ki Batı Türkçesi bugün Türkiye Türkçesine de kaynaklık eden bir yazı dili, Türk yazı dili olarak hatırlayabiliriz ya da dönem olarak o dönemin oradan gelen izler ile Türkiye Türkçesi şekillenmiştir. Şimdi bunlara birazcık bakalım. Kıpçak Türkçesi, Kuzey Türklüğünün hakim unsuru olan Kıpçak Türklüğünün yazı dili. Ve Altın Ordu döneminde oluşan edebi dilin devamıdır. Bölgesel olarak bakıyoruz arkadaşlar, dağılımlar. Kuzey Türkçesinin günümüzdeki devamı olarak kabul edilen lehçeler Tatar, Başkurt, Nogay, Kumuk yani coğrafi olarak o coğrafyayı düşündüğünüzde kuzeydeki Türk boyları. Karaçay, Kazak, Karakalpak ve Kırgız lehçelerinin Kıpçak Türkçesi içerisinde olduğunu görüyoruz. Yine bu Kıpçak Türkçesi bağlamında Karadeniz'in kuzeyinde bu lehçeyle oluşturulan eserler var ve Avrupalılar tarafından yazılmış olan en önemli eser Codex Comenicus adlı eserdir. Bu eser Hristiyan rahiplerin Kıpçak Türklerine Hristiyanlığı yayma faaliyetleri çerçevesinde hazırladıkları Kıpçakça derlemeleri içermektedir arkadaşlar. Evet, ne yapıyoruz? Farklı toplumlarla karşılaştığımızda artık bu şeyler dil yönünden de ne var? Kimler yazmış bakın Codex Comenicus'u? Hristiyan rahipler yazmış. Niçin yazmış? Kıpçak Türklerine Hristiyanlığı yayma faaliyetleri çerçevesinde hazırlanmış bir eser. Kuzeye gidenler bu şekilde. Doğuya gidenler Çağatay Türkçesi olarak da adlandırılan bu dönem 13. yüzyıldan itibaren gelişen yazı dili Türk yazı dili bağlamında baktığımızda bu dönem Çağatay Türkçesi ya da Doğu Türkçesi müşterek Türkistan Türkçesi olarak da anılmaktadır sevgili arkadaşlar. Ve dil malzemesi bakımından Harezm değil
Uygur Karahanlı çizgisinin devamını sürdürmekte. Ancak bu yazı dillerinde fazla görülmeyen Arapça ve Farsça unsurlar artık İslam dininin yaygınlaşıp iyice yerleşmesiyle Çağatay Türkçesinde çok daha fazla görülmekte. Ne demiştim? Orta Türkçe döneminde, Karahanlı döneminde İslamiyet'i kabul 10. yüzyılda ve dili nasıl etkiliyor? Arapça sözcüklerin geçişiyle. Ama bunu artık bundan sonraki süreçte daha yoğun olarak Çağatay Türkçesinde görüyoruz. Çağatay Türkçesinin günümüzdeki devamı Özbek Türkçesi olarak kabul edilmekte arkadaşlar. Bu dönem Çağatay Türkçesi 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar devam eden bir edebiyatı, Çağatay edebiyatı olarak incelenmekte. Ve Çağatay edebiyatı da Alişir Nevai ile özdeşleşip işte klasik devire Alişir Nevai, ondan öncesinde klasik öncesi devir ve daha sonrasında da klasik sonrası devir olarak 3 dönemde incelenmekte. Bu dönemin en ünlü edebiyatçısı, Çağatay Türkçesinin en ünlü o dönemdeki edebiyatçısı Alişir Nevai'dir arkadaşlar. Klasik öncesi devire baktığımız zaman Doğu Türkçesi çerçevesinde Lütfi ve Sekkaki gibi önemli şairleri görürüz. Ama klasik dönemde hiç şüphesiz ki bütün Türk edebiyatı için son derece önemli olan Alişir Nevai'yi görüyoruz. Sesimde bir problem mi var şu anda? Geliyor mu sesim? Şu anda beni duyabiliyor musunuz? Tamam. Evet hocam geliyor sesiniz. Tamam. Arkadaşımız problem olduğunu yazmış. Sanırım onun bağlantısından kaynaklı. Evet, Alişir Nevai, Doğu Türkçesinin, Çağatay Türkçesinin son derece, tabii Türk edebiyatı bağlamında son derece önemli bir şahsiyet. Nevai'nin eserlerine bakacak olursak, Mecalüs'ün Nefais yine bu dönemde en bilinen. Gülhide, sanırım senin bilgisayarın ya da internet bağlantınla ilgili sıkıntı var. Diğer arkadaşlarda sorun yok çünkü. Farsça ile Türkçeyi karşılaştırarak Türkçenin daha üstün bir dil olduğu sonucuna ulaştı. Bu da çok önemli bir eser arkadaşlar. Muhakemetül Lugateyn, yani dillerin karşılaştırılması bu eser. Bu eser az önce sormuştum. Yani Çağatay Türkçesine ait Alişir Nevai'nin yazmış olduğu önemli eserlerden bir tanesi. Yine Türk kült tarihi açısından önemli olan Nesaimül Muhabbe'nin de bu dönemde yazıldığını görüyoruz. Ve bu Türk Edebiyatı'nın ilk biyografi örneklerinin yazarı olarak da Alişir Nevai karşımıza çıkıyor. Klasik sonrası devirde de hem dini hem edebi olmak üzere çeşitli eserler verilmiştir. Çağatay Türkçesi ya da Doğu Türkçesi ya da müşterek Türkistan Türkçesi, sevgili arkadaşlar, Türk yazı dilleri açısından önemli dönemlerden bir tanesi. Peki Batı Türkçesi, hemen örnek sorumuz var, ondan sonra devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Çağatay Türkçesi dönemine ait eserlerden biridir? Codex Comenicus. Ne demiştim Codex Comenicus için? Hristiyanlığı yaymak amacıyla Kıpçak Türkçesiyle yazılmıştır demiştim. Kıpçak Türkçesiyle onlar için yazılmıştır demiştim. Divan-ı Lügatü't Türk hangi dönemde yazılmıştı? Karahanlı Türkçesi döneminde yazılmıştı. Muhakemetül Lügateyn, Alişir Nevai'nin dilleri karşılaştırdığı bir eser olarak karşımıza çıkar ve Çağatay Türkçesi ile yazılmıştır. Atabetül Hakaik yine Karahanlı döneminde, Divan-ı Hikmet Karahanlı döneminde yazılmış eserlerdendir. O halde doğru seçenek hangisi sevgili arkadaşlar? C seçeneği değil mi? Muhakemetül Lugateyn. Evet, Batı Türkçesine bakacak olursak, Batı Türkçesi, Batı eski Oğuz Türkçesi olarak da adlandırılmakta. Yön hem yönlere göre hem de boylara göre adlandırılmış.
tarihsel dönemler. Her ikisi de Batı Türkçesi dediğimizde de eski Oğuz Türkçesi dediğimizde de aynı Türkçeyi anlayacağız. Hangi dönemlerde? 13. yüzyılda gelişen Türk yazı dilleri bağlamında değerlendiriyoruz. Yani Orta Türkçe'nin devamının içerisinde. Oğuz Türklerinin kurduğu önemli devletlerden biri Büyük Selçuklu Devleti'nin Anadolu'yu fethetmesiyle yine büyük çoğunluğun Oğuzların oluşturduğu Türk kitlelerinin göç edip yerleşmesine yol açmış. Dolayısıyla da 13. yüzyıldan itibaren Oğuz Türkçesi bir edebi dil olarak burada kullanılmaya başlanmıştır. Batı Türkçesi olarak da adlandırılan Oğuz Türkçesinin hem ses, yapı, söz varlığı açısından Orhun kitabelerinde Divan-ı Lügat-ı Türk'te izleri görülmekte arkadaşlar. Yani Karahanlı Türkçesinden de izler taşımakta. Yani kök Türk Türkçesinden de izler taşımakta eski Türkçe döneminden. Batı Türkçesinin ilk dönemine yani 13. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar ki olan dönemine eski Oğuz Türkçesi ya da eski Anadolu Türkçesi. Neden eski Anadolu Türkçesi? Çünkü artık Anadolu fethediliyor Büyük Selçuklu Devlet Alparslan tarafından. Dolayısıyla da Anadolu'da artık konuşulan dil bu Oğuz Türkçesi olarak, edebi dil olarak kullanılmaya başlıyor. 16. yüzyıldan itibaren yine Anadolu'da konuşulan Türkçe'ye Batı Türkçesinin Osmanlı Türkçesi dönemi olarak adlandırmaktayız arkadaşlar. Artık ne yaptık? Coğrafya olarak Anadolu'ya geldik. Yani Osmanlı Türkçesinin devamında da artık Türkiye Türkçesine doğru yol alacağız. Peki yazımda kullanılan alfabelere bir bakalım. Türk yazı dilinde çok çeşitli alfabeler kullanılmış. Ve bu konudaki uzmanlar der ki Türk yazı dilinde kullanılan alfabeler kadar çeşitlilik çok az dilde vardır hatta yoktur derler. Peki bu bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Bu bize şunu gösteriyor. Türklerin çok fazla toplumla etkileşim olduğunu gösteriyor. Çok fazla coğrafi yaygınlığının olduğunu gösteriyor. Bu yaygınlıkta, bu etkileşimlerde bizim yazı dilimizde alfabeler, farklı alfabelerin kullanılmasına neden olmuştur. Hemen biraz önce anlattıklarımla bağlantılı düşünürseniz daha rahat anlamlandırırsınız bu alfabeleri. Bakın ilk alfabe Köktürk alfabesi. İlk anlattığım dönem Hun döneminde sadece Çin yazma eserlerde Türkçe sözcükleri görüyorduk. Ama yazılı olarak, belge olarak gördüğümüz dönem Köktürk dönemiydi. Dolayısıyla da Köktürk alfabesi bizim ilk alfabemizdir arkadaşlar. Türkçenin metinlerle izleyebildiğimiz ilk düzenli, kurallı, yerleşmiş yazı sistemi eski Türkçe döneminde kullandığımız, eski Türkçenin ilk dönemi olarak adlandırılan Köktürk dönemindeki Köktürk alfabesidir. İkincisi Uygur döneminde hani demiştim ya anlatırken işte çeşitli dinlerle etkileşimler sonucunda farklı alfabeler kullanılmıştır bu dönemde Uygur döneminde diye yine eski Türkçe döneminin ikinci dönemi. Bunlardan bir tanesi Mani alfabesi. Mani dininin kabul edilmesiyle benimsenmiş. Fakat çok fazla elimizde belge yok. Genellikle dini içerikli bir alfabe kısa süre kullanılmıştır. Soğut alfabesi bu alfabe de 8. yüzyılda Türklere gelmiş ve kısa zamanda bir takım değişikliklerle Uygur alfabesini oluşturmuştur. Soğut alfabesinin en temel özelliklerinden bir tanesi Uygur alfabesinin kaynağını oluşturmasıdır arkadaşlar. Türkçenin seslerini yazıya geçirmek bakımından yetersiz olan bir alfabe. Yine bu dönemde kullanılmış, Uygur döneminde kullanılmış. Ardından Uygur alfabesini görüyoruz. Yine Soğut yazı sistemi geliştirilerek oluşturulmuş bu alfabe. Bu dönemde işte sadece
Uygur yazısı Moğol İmparatorluğu tarafından Uygur yazısı benimsenmekle kalmamış. Devlet kademesindeki danışmanlar da hep yine Uygurlardan oluşmuş. Dolayısıyla da haberleşmede kullanılan Uygur Türkçesi yani Uygur alfabesi, Uygur yazı dili kullanılmıştır. Bakın bunların hepsi Uygur döneminde. Üç alfabe, dördüncü alfabe geliyor. Brahmi alfabesi yine Uygur döneminde kullanılmış ve Budist Uygurlar tarafından kullanılmış. Budizmle ilgili eserler yazılırken bu Brahmi alfabesi kullanılmıştır arkadaşlar. Yine bu da Türkçe için çok kullanışlı olmadığından çok da benimsenmemiştir. Beşinci alfabe Uygur döneminde, biliyorsunuz Uygur döneminde göçler çok fazla. Dolayısıyla etkileşimler çok fazla, kullanılan alfabede çok fazla. Tibet yazısı. Uygur Kağanlığı döneminde Tibetlilerle ilişkilerin arttığının bir göstergesi olarak Tibet yazısının Uygurlar arasında kullanılmaya başladığını görüyoruz. Bu da tıpkı Brahmi alfabesi gibi çok da fazla benimsenmemiş, çok da kullanılmamış. Bakın Uygur döneminde 5 tane alfabeden bahsettim. Arkadaşlar Süryani alfabesi yine Hristiyan misyonerler Türkler arasında 2. yüzyılda girmeye başlamışlarsa da bu Nasturi mezhebinin benimsenmesi ya da 7. yüzyıla kadar 7. yüzyılda yayılmaya başlıyor. Yine bakın bu dönem 7. yüzyıl 5 ile 10. yüzyılın ikinci dönemi Uygur alfabesi Uygur dönemiydi. Uygur döneminde Süryani alfabesinin de kullanıldığını görüyoruz. Daha çok dini metinler için. İbrani alfabesi Köktürk Devleti'nin en batı ucundaki bir Türk boyu olan Hazarlar, bu devletin hakimiyeti zayıflayınca Kafkasların ve Karadeniz'in kuzey bozkırlarında artık kendi devletlerini kuruyorlar. Çok dinli, çok alfabeli ve çok dilli bir siyasi yapıya sahip olan Hazarlar da hem Köktürk alfabesi hem de İbrani alfabesi kullanılmış. Ama bu alfabeyle yazılmış bir belge günümüze kadar gelmemiştir. Bakın Uygur dönemindeki hareketlilik hem dili hem dini hem de dilin yazımında kullanılan alfabeyi etkilemekte. Ermeni alfabesini Kıpçak Türkçesinde görüyoruz. Yani Orta Türkçe döneminde görüyoruz sevgili arkadaşlar. Kıpçak Türkçesi metinlerinin özellikle Kafkaslar'da ve Karadeniz'in kuzeyinde karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Dar bir alanda Ermeni alfabesi de yine din dolayısıyla kısa bir zaman diliminde kullanılan alfabelerdendir. Türk yazılımında kullanılan alfabelerden biridir. Bunlar Kıpçak Türkçesi hangi dönemdi? Orta Türkçe döneminde. Yani 10. 15. yüzyıllar arasındaki o Orta Türkçe döneminde. Yani kuzeye giden Türkler. Grek alfabesi sevgili arkadaşlar yine Türk yazı dilinde kullanılan alfabelerden bir tanesi. Bu alfabe çok ilginçtir. Daha çok sonraları kullanılıyor. Bu da Anadolu'da Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine bağlı Karamanlı Türkler tarafından 18. 20. yüzyıllar arasında kullanılmıştır. Yine çok sınırlı sayıda insan ve dar bir alanda kullanılmış olmasına rağmen çok sayıda eser verilmiştir. Bu çok sayıda eser verilmesi tabii ki tarihsel süreçle bağlantılı. 18. 20. yüzyıl artık yazının etkin olarak kullanıldığı, aktif olarak kullanıldığı bir dönem. Bu yazı sistemi de yine din yoluyla gelmiştir. Bu alfabenin kullanımı Lozan Anlaşması'yla sona ermiştir. Yani Cumhuriyet dönemine kadar neredeyse kullanılmıştır Grek alfabesi 18. yüzyılda itibaren 20. yüzyıla kadar. Evet, Türklerin en uzun süre kullanmış olduğu alfabe arkadaşlar Arap alfabesidir. Neden Arap alfabesi? Çünkü dinin benimsenmesiyle, İslamiyet'in benimsenmesiyle bu ne zamandı? 10. yüzyıl. 8. yüzyılda başlıyor, 10. yüzyılda artık kabul ediliyor iyice. 10. yüzyıldan sonra tabii ne demiştim hep biraz önce defalarca tekrarladım. Dinden etkilenme dili de etkiliyor. Dolayısıyla da Arap alfabesi Karahanlılar, özellikle Karahanlılar, Karluklar, İdil Bulgarları, Oğuzlar arasında
Çünkü İslamiyet'in kabulüyle beraber en uzun süreyle Türklerin kullandığı alfabe olarak karşımıza çıkıyor. Alfabe tabii bu alfabe de Türkçenin yazımında sıkıntılar yaratıyor. Çünkü seslerin, ünlülerin kullanımı yönüyle harflerin, işaretlerin eksikliği çok eleştirilmiş süreç içerisinde. Fakat en uzun süre yine kullandığımız alfabelerden biri olarak görüyoruz. Kiril alfabesi yine bölgesel olarak Rus topraklarına bu alfabenin Rus topraklarına girmesiyle 9. yüzyılın ortasında başlıyor. Türkler arasında da Kuzey Karadeniz ile bütün Sibirya ve Orta Asya'nın kaderini de belirliyor. Çünkü Rusların 10. yüzyılda Hristiyanlığın Ruslar arasında kabul görmesi. Ve alfabeleri kirilleştirilen ilk Türk soylu halk Çuvaşlar oluyor. Dolayısıyla Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadarki süreçte sevgili arkadaşlar Kiril alfabesi o bölgede, o coğrafyada yaşayan Türkler arasında kullanılmıştır. Türk yazı dili olarak kullanılmıştır. Tabii dağılmasıyla beraber bugün Rusya Federasyonu içinde yaşayan, yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bugün Rusya Federasyonu içinde yaşayan bütün Türk halklarıyla Kazakistan ve Kırgızistan Kiril alfabesini kullanmaya devam ediyor. Ama diğer yerlerde Latin alfabesi kullanılmaya başlanıyor bu süreçten itibaren. Evet, son alfabe olarak Latin alfabesini görüyoruz arkadaşlar. Çünkü Cumhuriyet'in ilanıyla ya da Cumhuriyet döneminde 20. yüzyılın artık Türkçenin yazımında yetersiz olduğu düşünülen Arap alfabesinde gelen eleştiriler ile Latin alfabesini artık 1926-27 yıllarından itibaren daha doğrusu Milli Edebiyat döneminden itibaren dilde sadeleşme ile birlikte hareket ile Latin alfabesine geçiliyor. Ne zaman geçiliyor? 1921-27'de alfabe değişikliği kararı alınıyor ve 1 Kasım 1928 tarihinde çıkarılan bir kanun ile beraber 1928'den günümüze kadar hala biz Türkçenin yazımında, Türk yazı dilinin yazımında Latin alfabesini kullanıyoruz şu anda. Türkiye Türkçesinin yazımında da. Evet, hemen örnek sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin izleyebildiğimiz tarihi boyunca kullandıkları ilk düzenli, kurallı, yerleşmiş alfabesidir? Hadi bakalım hangisi? Uygur alfabesi, Mani alfabesi, Soğut alfabesi, Brahmi alfabesi, Köktürk alfabesi. Hangisi arkadaşlar? Bakalım cevabınıza hemen. Evet, Türkan, Nargis, E seçeneği diyorsunuz. Yani Köktürk alfabesi. Kesinlikle Köktürk alfabesi. Diğerleri ise Uygur döneminde kullanılan alfabelerdir arkadaşlar. Bunlardan bilelim hangisini bilelim? Soğut alfabesi, Uygur alfabesinin en önemli özelliği Soğut alfabesinin Uygur alfabesine kaynaklık etmiş olması. Hemen burada da tekrar etmiş olalım öğrendiklerimizi. Gelelim Türkiye Türkçesine. Artık ne yaptık? Tarihsel süreç içerisinde Batı Türkçesinin üçüncü devresi. Türkiye Türkçesi. Osmanlıca'dan sonra gelen dönemi olmasına rağmen aralarında zaman bakımından büyük bir fark görülmezken yabancı unsurlar bu iki devreyi birbirinden ayırmaktadır. Nedir bu yabancı unsurlar? Osmanlıca'da, Osmanlı Türkçesinde Arapça ve Farsça çok fazla etkiliyken, yapıyı da, Türkçenin yapısını da etkiler iken, Türkiye Türkçesi yapı olarak daha terkipsiz bir Türkçedir. Ve 1900'lerin başlarında edebiyatçılar arasında zaten Tanzimat'la 1800'lü yılların sonlarından itibaren Tanzimat'la beraber sevgili arkadaşlar edebi alanda daha doğrusu edebi türlerde bir çeşitlilik başlıyor. Gazete giriyor hayatımıza.
İşte tiyatro giriyor. Bütün bunlar dilde de değişikliği getiriyor. Öte yandan da dilde 1911'lerde Milli Hareket, Yeni Lisan Hareketi başlıyor. Genç Kalemler dergisinde yazılan işte Ömer Seyfettin, Ali Canip, bunlar dilde sadeleşmeye gidilmesi gerektiğini, konuşma dilinin yazı diline aktarılması gerektiğini söylüyorlar. Özellikle de Ömer Seyfettin, Ali Canip ve Ziya Gökalp'in 1911'de evet Ziya Gökalp'in katılmasıyla yeni lisan hareketi güçleniyor ve edebiyatta, dilde sadeleşme hızla savunucularını arttırıyor. Yani bu dönemden itibaren artık Türkiye Türkçesi de yazı dilinde bir kendi özüne dönüyor. Ama tarihsel olarak baktığımızda, dilde sadeleşme bağlamında baktığımızda 14. yüzyıldan beri çalışmalar var arkadaşlar. 14. yüzyılda Aşık Paşa, Hoca Mesut gibi şairler sade bir dile yönelilmesi gerektiğini söylüyorlar. 15. yüzyılda sade bir dil, sade bir yazı dili sürdürülüyor. 16. yüzyılda da sade Türkçe hareketi başlatılıyor ama bütün edebiyatçılar, güçlü edebiyatçılar sahip çıkmadığı için çok etkili olmuyor. 17. yüzyıl, 18. yüzyılın işte başlarında 17 ve 18. yüzyılda büyük şairler artık Arapça ve Farsça terkipleri o kadar yoğun kullanıyorlar ki halk ile saray etrafında gelişen divan edebiyatı, saray edebiyatı birbirinden son derece kopuk bir şekilde ilerliyor. Dolayısıyla halkın onları o yazılanları anlaması çok da mümkün olmuyor. Tanzimat dönemine geldiğimizde yani 1800'lü yılların sonlarında sadeleşme çok hissediliyor ve demiştim ki biraz önce artık batıdan yeni türler, gazete giriyor hayatımıza, işte tiyatro giriyor ve Tanzimat'la beraber yeni türler giriyor. Noktalama işaretleri de hatta bu dönemde kullanılmaya başlanıyor. Gazete nedir? Gazete kim için oluşturulur? Gazete insanlar hani halk bilgilensin diye, değil mi? Yapılır. Dolayısıyla gazete ve dergiler özellikle bu işin başını çekiyor ve dilde sadeleşme hareketi hızla taraftar buluyor kendilerini. Tabii 1900'lerin başına geldiğimizde işte bu Genç Kalemler dergisi, Ziya Gökalp, Ali Canip gibi yazarların başını çektiği Yeni Lisan Hareketi'ni, Yeni Lisan Hareketi'nin ilkelerini anlatıyorlar, yazıyorlar. Dolayısıyla dilde sadeleşme hareketi yoğun bir şekilde başlıyor. Evet, Çağdaş Türkiye Türkçesi dönemine bakacak olursak, Çağdaş Türkiye Türkçesi dönemi Latin alfabesinin kabulüyle de ama onun öncesi de var sevgili arkadaşlar. Çünkü Osmanlı Devleti'nde Latin alfabesine geçme düşüncesi ilk olarak bakın Osmanlı Devleti döneminde atılıyor. 1868'de dillendiriliyor. Tabii ki bu değişikliğe taraf olanlar var, karşı olanlar var. Bunlar kendi aralarında mücadeleleri var. Ama 1 Kasım 1928 itibariyle de Latin harflerine dayanan Türk alfabesi kabul ediliyor. Burada Bakü Türkoloji Kongresi 1926'daki Bakü Türkoloji Kongresi'nde Türk yazı dillerinin ortak alfabesi olarak Latin alfabesine geçme kabul ediliyor. Tabii buna uyulmuyor o dönemde ama işte Türkiye Türkçesinin ya da Çağdaş Türkiye Türkçesinin ilk döneminde bu geçiş Cumhuriyet'in ilk dönemi 1928'de Latin harflerinin kabulüyle başlıyor ve 29 yılı başından itibaren hem alfabe çalışmaları yani Latin alfabesini tanıtma, öğretme çalışmaları başlıyor. Hem de her türlü malzeme yeni Türk alfabesiyle artık Latin alfabesiyle yazılır oluyor, hale geliyor.
Bu dönemde millet mektepleri açılıyor. Herkese öğretilmeye çalışılıyor. Ve Türkçenin yapısına uygun olarak yeni harfler oluşturuluyor. Yazıya Türk kimliği kazandırılıyor tarihsel süreç içerisinde baktığımızda. Atatürk dönemine görüyoruz yani bu dönemde, Cumhuriyet'in ilk döneminde Latin harflerinin kabulü. 12 Temmuz 1932'de Türk Dil Tetkik Cemiyeti, bugünkü adıyla Türk Dil Kurumu kuruluyor. Bu dönem Türk Dil Kurumu kurulduktan sonra artık dilde sadeleşme hareketi başlatılıyor. Nedir bu hareketler? Türkçe'ye yabancı kalmış unsurlar yerine öz Türkçe sözler konuluyor. Bunun için derleme, tarama, anket çalışmaları başlatılıyor. Derleme dediğimiz şu arkadaşlar, yazı dilinde olmayan sözlü dilde kullanılan Türkçe sözcükler toparlanıyor. Bunlar sözlük haline getiriliyor. Derleme sözlüğü oluşturuluyor. Tarama sözlüğü dediğimizde şu, tarihsel süreç içerisinde tarih eserlerde, Türkçe eserlerde kullanılmış Türkçe sözcükler, günümüzde kullanılmayan ya da çok az kullanılan sözcükler yine bir sözlük ile tarama sözlükleri oluşturularak Türkçenin söz varlığı oluşturulmaya çalışılıyor. Atatürk'ün önderliğinde kurulmuş olan Türk Dil Kurumu tarafından. Bu dönem için çok önemli çalışmalar bunlar sevgili arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu döneme kadar ki çalışmalar bizim Türk bugün günümüzde en çok konuşuru bulunan Türkiye Türkçesi, Türk yazı dilleri içerisinde ya da lehçeler içerisinde Türkiye Türkçesinin temel çalışmalar olarak karşımıza çıkıyor. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde sizlerle tarihsel olarak Türk dilinin gelişimine ve dönemlerine baktık. Bu dönemde kullanılan alfabeler üzerinde konuştuk. Ve yapılan çalışmalardan bahsettik. Önümüzdeki hafta artık Türkçenin daha dil bilgisayar konularına gideceğiz ve en küçük birimi olan seslerden, harflerden, yazıdaki karşılığı olan harflerden bahsedeceğiz. Bu dersimize katıldığınız için her birinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni ünitemizde buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Eğer sorularınız varsa hemen bakıyorum var mı? Teşekkür etmişsiniz. Ben de sizlere teşekkür ediyorum derse katıldığınız için. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.